Geldim. Kim o? Benim Ferhat. Bunlar mı? Bu kadar mı verdi o pinti? Elinde bu kadar varmış. Yetmez bu. Ne yapacağız? Deneyeceğiz. İşte orada. Sana bulacağımı söylemiştim. Allah'ım, sana şükürler olsun. İnşallah bizi kabul ederler. Hadi bir güzel kız. Aç gözlerini. Hanım teyze. Hanım teyze. Dikilip durma, gir içeri. Sen dur. Yanında samanlık var. Sen orada yatarsın. En azından üşümezsin. Burada kal sen. Ben hastanın yanında olacağım. Bu yatakta da yatarsın. Hanım teyze. Hanım teyze. Hiçbir şeyi elleme. Peki. Gel gel. Kıpırdandı böyle. Gözlerini açacak gibi oldu. Ama açmamış. İyileşecek galiba. Biraz daha şu ilaçtan versek mi? Gereği kadar verdim. Fazlası zarar. Bekleyeceğiz. Benim vaktim yok. Hemen yola çıkmam gerek. Bu havada. Bu kızı öldürmek mi istiyorsun sen? Sabaha kadar bekleyelim en azından. Bekleyemem be kadın. Kardeşimi bulmam gerek.
Ona yetişmem lazım. Onu şimdi götürürsen ölür. O zaman onu burada bırakırım. Dur hele. Kızı başıma bırakıp nereye gidiyorsun? Ne yapacağım ben bu kızla? Ya ölürse? Onu tanımıyorum bile. Yolda bulup Allah rızası için yardım ettim. Ama gitmem lazım. Al bak, burada çok altın var. Al, işini görür. Al be hanım. Bari sabaha kadar bekleseydin. Uyanmazsa alır götürürdün. Yok yok, ben gideyim. Bekleyecek misin? Kardeşin ne olacak? Kızı buraya getirmek için aile oyalandım. Gece vakti bulmam da zor. Sabah uyanmazsa onu da alır giderim. Ama bir araba gerekecek bana. Onu sana veririm istersen. Ne istiyorsun bu arabaya? Verdikleri yeter. Tamam. Sen arabada yat. İçeride yerim yok. Gözünü açacak olursa ya da ölürse seslenirim. Sen öldürdün beni. Hı? Hepsi senin suçun. Ben sana yardım etmek istemiştim. Beni sen öldürdün. Hepsi senin suçun. Ama sen beni istemedin. Birine sevdalanmak, onu alıp yüreğinin bir köşesine saklamak ve gittiğin tüm yollar boyunca yanında taşımaktır aslında. Aranızdaki mesafe günlerce uzaklık ya da bir duvar kalınlığı uzaklık da olsa, sevgili sevenin sol yanındadır. Ve sevdiğine kavuşmaktan daha tatlı değildir bal. Sevdiğinin kokusundan daha güzel değildir sıcak ekmeğin kokusu. Ve sevdiğinin gözlerinden daha mavi değildir hiçbir deniz. Vuslat yüz yüze görüşmek değil, gönüllerin kavuşmasıdır bizim kitabımızda. Biz ayrı değiliz. Hiç ayrı kalmadık seninle Dilruba. Biriz. Beraberiz. Bir kalp atımı uzağımda, yanımda olduğunu biliyorum. Ah Dilruba, ayrı değiliz, biliyorum. Ayrı değiliz. Ah anneciğim, sizden ayrı uyku tutmuyor gözlerim.
Babamın masalındaki peri kızları gibisin. Senin gibi bir kızın bu halde olması ne fena. Seni kim beğenir ki anla? Belki de Ahmet'in sevdiği kız da içerideki kız kadar güzeldir. Ancak o kızlara meftun olunur. Sana değil. Anne, neden kalktın? Uyuyamadım. Ben ilk kez evimden ayrı kalıyorum. Dün de uyuyamamıştım. İçerideki kız çok güzel. Ne kadar güzel olabilir ki? Şu pencereden görebilirsin. Dünyanın en güzeli insanın gönlündekidir. Aşığın gözü sevdiğinden başka güzellik görmez. Çünkü aşkla kör olmuş kişidir aşık. Hani sevdiğin kız var ya, hani şu deniz kokan. O çok mu güzel? Çok. Çok güzel. Kendi de güzel, yüreği de. Hadi. Hadi içeri gidip uyumaya çalış. Yarın bütün gün yollarda olacağız. Burada daha fazla kalırsan üşüteceksin. Rabbim, aldım bu garip kulunu, bilinmedik bir kadere sürükledim. İşim ne burada benim? Kardeşim şimdi nerededir? Başı sıkışık mıdır? Bana ihtiyacı var mıdır? Rabbim, benim şu kimsesiz kızcağızı sahiplendiğim gibi kardeşimi de himaye edecek iyi insanlarla karşılaştır. Onu sana emanet ediyorum. Onu sana emanet ediyorum Allah'ım. Ah be güzel kız. Gözünü bir açsan. Derdini bir desen güzel kız. Hastan mı var? Evet. Allah şifa versin. Sağ ol. Gidiyor muyuz? Evet, gidiyoruz. Kardeşini de al giderken. Sizi daha fazla ağırlayamam. Kalacak değiliz, gidiyoruz zaten. Elimi yüzümü yıkayayım, sonra da yola çıkarız. Bize kalacak yer verdiniz. Sağ ol. Ben elimden geleni yaptım ama kız uyanmadı. Kızı bir hekime götür. Onu İstanbul'a götüreceğim. İnşallah oradaki hekimler bir çare bulacak. İyi edersin. Tabii kız yola dayanabilir mi onu da bilmem. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Kusura bakmayın. Kulak misafiri oldu. İstanbul'a gideceğinizi söylediniz. Bizim de yolumuz İstanbul. Yolu bilmiyoruz. Küçük bir kervan yapsak. Bana ayak bağı olursunuz. Hastam var.
İşim acele. Yok yok, olmayız. Merak etmeyin. Hem kız kardeşim hastana da bakar yol boyunca. Olmaz mı? Gece de yol alacağım ama. Olsun, daha iyi. Ben dayanırım. İyi, gelin o vakit. Hava buz gibi. Yüzümü yıkayınca üşüdüm. Artık İstanbul'a kadar üşümeyeceksin anne. Nasıl? Şu adam İstanbul'a gidiyormuş. Ben de kız kardeşim arkada gider. Hastana bakar dedim. Bize yolu da gösterecek. Niye kardeş olduğumuzu söyledin? Aklıma ilk bu geldi. Ne var bunda? Hem sen benim bir kardeşim sayılırsın. Sen bana emanetsin. Geliyor musunuz? Bütün gün sizi bekleyemem. Geliyoruz. Ben atımı alayım. Arabayla gelecekseniz ata gerek yok. Burada kalsınlar. Arkaya bağlayalım. Ben atımı bırakmam. O zaman benimle gelemezsiniz. At beni yavaşlatır. Anne, al anne. Hadi. Ahmet. De. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Getirdim çay. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Yani bu güzel kaldı ama sifte olsun. Hayırlı işler. Eyvallah. Hayda. Senin ne işin var burada? Kervanla gitmedin mi yoksa? Gittim, geri döndüm. Vallahi ben bu işi anlamadım. Önce gitmeyeceğim dedin, sonra birden ortadan yok oldum be. Şimdi döndüm diyorsun. Ya meraklı turşucu gibi ne sorup duruyorsun? Kervan baskın iyiydi, ben de geri döndüm. Ben Kapalı Çarşı'ya gidiyorum. Belki dönmem. Oradan da eve gideceğim. Allah Allah. Allah sıkılma Allah. Be İhsan Efendi, Allah büyük. Sıkılma demek kolay Hüsmen ağa. Gel sen onu bir de bana sor. Hayırlı sabahlar Sermet Efendi Bey oğlum. Hayırlı sabahlar. Yoktun buralarda? Biraz işlerim vardı. Buyur bir sabah kahvesi ikram edeyim sana. Ha. Neden öyle ayrı oturuyorsun evladım, gel. Gel buyur masamıza. Rahatsız etmeyeyim dedim, konuşuyordunuz. Estağfurullah. Gel gel. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Gel buyur. Buyurun. Sağ olasın. Sağ ol. Oğlum Sermet Efendi'ye bir kahve. Tamam ustam. Selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. İşler nasıl oğlum? Hamdolsun. Sizi pek dertli gördüm İhsan Usta. Çırağınızın başına gelenleri duydum. Çırağım değil. Oğlum o benim, oğlum. Hı. Kıymetlim. Bir haber var mı? Var. Var da. Başka sıkıntılar da var. Ya. Ahmet'imin bir sözlüsü var, Dilruba. Ona haber gelmiş. O da Ahmet'i bulmak için yollara düşmüş. Yeah. Şimdi onu da bulamıyoruz. Ahmet'in nerede olduğunu da bilmiyoruz. Bulunacak, bulunacak. Sen gönlünü ferah tut. Evladımın derdine mi dertleneyim yoksa Dilruba'ya mı? Üstadım, ağzınla söyledin. Saraydan onca adam çıkarmışlar. Helal evladım, helal. Helal, helal, helal. Çıkardılar çıkarmasına da Allah Şemsinur Kalfa'dan razı olsun. Bakılmadık kervan, aranmadık şifane kalmadı. Kiminle gitmiş? Gören bilen yok mu? Kiminle mi gitmiş? Gidip gitmediğini bile bilmiyoruz ki evladım. Tabii canım, nereye gidecek? Tek başına bir hanım nasıl yolculuk etsin? Tek başına çıktıysa bulunacak elbet. Yollara adam göndermişler. Her yerde aranıyor. Bakalım. Bekliyoruz işte. Hayırlısı. Hayırlısı olsun artık, ne diyelim. Amin, amin evladım. Aa, yok.
Allah yardımcın olsun İhsan Efendi. Abi. Bulunurlar elbet. İnşallah. Üzme canını. Selametle. Hadi selametle. Sağlıcakla kal. Bulunacak, bulunacak. Bulunacak elbet. Bulunacak da. Dilruba'dan hayırlısıyla haber gelse... Ahmet'in de nerede olduğunu öğrenecektik. Gidip alacaktık oğlum. Ya, ya. Ateşin var senin. Bir gün daha dayan. Seni hekime götürecekler. İyi ki karşılaştık. Yoksa biz iki günden önce varamazdık İstanbul'a. Belli ki bir derdim var. Anlatmak istersen dinlerim, yolumuz uzun. İstemem, sağ ol. Çok ateşi var. Islat şunu. Nerede suyunuz? Islat. Heh, koy alnına. Islat. Alnına koy, tamam mı? Tamam. Nesi var? Başından yaralı. Kaza mı geçirdin? De. Nasıl yaralandı? Leyla. Hadi kızım, nerede kaldın? Niye renkli örtülerinden birini takmadın? Bunu münasip gördüm. Kızım, söz alışverişine giden kızın kara giyindiği nerede görülmüş? Ben senin derdini biliyorum. Ama bak kızım. Babanın yanında da yaparsan böyle şeyler, külahları değişiriz. Ben bir şey yapmıyorum validem. Bir şey yapmayan halin bu mu? Karalar bağlamışsın. Hepimiz biliriz kara bağlamak ne demek. Gönülsüzsün bu işe. Bak yavrum, güzel kızım. Ben senin mutsuz olmanı ister miyim hiç? Sözümü dinle. Babana bu gönülsüzlüğünü belli etme. Evliyazadeler gibi bir kısmet her kula nasip olmaz. Hadi git çıkar şunu. Renkli bir şeyler giy. Ya böyle gelirim ya da gelmem. Ah be deli kız, ne yapacağım ben seninle? Yürü hadi, yürü. Yürü. Cık.
Toğan yemekte çok önemli. Çok zarif doğraman lazım. Paka bunu, gösteriyorum sana. Ondan sonra da baharatları koyacağım. Tamam usta. Güzelcene karıştıracağım. Hadi. Tamam usta, merak etme. Görüyor musun? Böyle mi? Dur bakayım senin şu yaptığın ayvala. Çok özel olmuş, aferin. Emin. Gel buraya evladım. Getirdim usta. Sarımsakları da al. Sen ayvala, sen de sağ olsun. Buyur ustam. Çorba yapacağız. İyi bak öğren. Haydi bismillah. Bismillah. Başladığın her işe besmele ile başla ki yemeğin lezzeti, bereketi bol olsun. Şimdi pek mübarek bir çorba yapacağız. Tarhana. Tarhana mı? Tarhana ya. Tarhana saray mutfağında biraz hafif olmaz mı usta? Eğer tarhanayı hafif bulduysan, onun hakkında bilmediğin şeyler var demektir adaş. Tarhana padişah çorbasıdır. Hiç duymadım usta. Salçayı ver bakayım. Zamanın birinde yoksul mu yoksul bir adamcağız varmış. Zamanın padişahı şehre indiği bir gün bu fukara adamcağızın kapısını çalmış. Adam kapıyı açıp karşısında padişahı görünce ne yapacağını şaşırmış. İçeri buyur edip en has minderini altına vermiş. Padişah efendimiz demiş ki, ben bir tanrı misafiriyim efendi. Karnım da aç. Bana ikram edecek bir şeyin var mıdır? Adam ne diyeceğini bilememiş. Siz az bekleyin sultanım. Hemen bir sofra kurup gelirim deyip mutfağa koşmuş. Fakirin mutfağında her şey bir lokma. Koca padişahın önüne ne çıkarıp koyacak? Ne yapsın? Mutfağımda ne var ne yoksa hepsini bir tencereye koyup kaynatmış. Sarımsakları döv. Bunlardan bir çorba yapmış. Çorba kaynarken de padişahın önüne sofrayı kuruvermiş. Padişah garibanın getirdiği çorbadan bir kaşık alınca lezzetiyle mest olmuş. Bu ne çorbasıdır böyle? İlk kez içiyorum demiş. Gariban padişahın karşısında ellerini bağlamış, iki büklüm. Efendim demiş, affınıza sığınırım. Ben de ilk kez yapıyorum. Darhanemde neyim var, neyim yoksa bu çorbaya kattım. Padişah bunu duyunca çok hoşuna gitmiş. Suyu ver. Garibana, sen bol gönüllü bir adama benziyorsun diyerek bir kese altın bahşetmiş. Ve adamlarına bundan sonra mutfağımdan bu çorba eksik olmayacak demiş. Adı da Darhane olacak diye buyurmuş. O darhane zaman içinde tarhana olup çıkmış. Senin anlayacağın adaş, tarhana fukara tencerenin çorbalığından padişah sofrasına yükselmiş. Sarımsakları ver. Sen gönlünü ferah tutacaksın. Fukara tarhanayı padişah sofrasına yükselten Mevla, fukara genci de zenginin gönlüne sokmaya muktedirdir. Sen yeter ki duadan ve sabırdan ayrılma. Annem de tarhanaya sarımsak koyar usta. Usta? Ne diyordum? Annem. Annem de sarımsak koyar diyordum usta. İyi yapıyormuş. Tarhananın bir sırrı da sarımsaktır. Sarımsak bilhassa şifadır adaş. Aşçılığa soyunduysan bunu sakın unutma. Bak bakalım adaş, bu tarhananın nesi eksik?
Karaberi var gibi usta. Tuzu da var sanki. Bilemedim usta. Yeni bir Ahmet mi yetişiyor ustam? Yok. Ahmet'in yeri ayrı, Adaş'ın yeri ayrı. Kim bu Ahmet usta? Herkesin dilinde bir Ahmet var. Ama daha tanışamadık, nasip olmadı. Ahmet bokuların üstadıdır Aybalam. Şu tencereye eğilse sarımsak var mı yok mu demez, kaç diş atıldığını söyler bir nefeste. Yiğit de burun olur derler ya, işte öyle bir yiğittir. Ustam doğru söyledi. Yiğittir Ahmet. Yakında dönecek inşallah, tanışırsınız. Kolay gelsin Emin ustam. Sağ ol. Kolay gelsin Aybalam. Sağ olasın. Usta, tarananın neyi eksikti? Çöğür otu eksikti oğlum. Tarhana çorbasına rayasını verir. Bu yüzden tarhana otu da denir buna. Bunun da rengi pek güzelmiş. Evet, bu pek güzel. Sen beğendin mi kızım? Validem, bir bakar mısınız? Geldim kızım. Bu nasıl var? Karalar bağladığın yetmezmiş gibi bir de surat asıyorsun. Kendine gel. Rezil oluyoruz insanlara. Hayırlı günler Ragıp efendi. Oo, hoş geldiniz Gülseren Hanım. Yeni siparişleri getirdiniz herhalde. Yok. Olur validem. Ben baş alacaktım. Nasılsınız Gülseren Hanımcığım? Yaparız kızım. Şükür, iyiyim Hatice'm. Siz de afiyettesiniz inşallah. Aman efendim, biz afiyette olmayalım da kimler olsun. Leyla için söz alışverişi yapıyoruz. Bu hanımlar da müstakbel dünürlerimiz. Hayırlı olsun. Bana müsaade. Gülseren Hanım, kumaş bakacaktınız. Ben daha sonra geleyim Ragıp efendi. Şimdi başın kalabalık. Kız iyice kötüledi. Durun biraz. Oh. Oh. Bu kız iyi değil. İstifra etti az önce. Ateşi de iyice çıktı. Yanıyor zavallı. İstanbul'a kadar dayanamayacak. Ne yapacağız? Daha başındayız. Burada yapacak bir şey yok. Dayanması için dua edeceğiz. Aslında bir şey var. Bir ot var. Civan perçemi. Ateşi düşürür eğer bulursak. Nereden biliyorsun? Ustam öğretmişti. Ben otları tanırım. Kokusundan ayırt ederim. Bulursak kaynatır içiririz. E buralarda bulunur mu ki? Yolda vardı. Biraz gerilerde. Görmüştüm. Siz bir ateş yakın. Ben arayacağım. İyi, hadi bakalım. Abin hekim mi? Yok, aşçı ama. Ama otlardan anlar, merak etme. Merak etme. Ahmet seni iyi edecek. Fena. Hı hı. Bu kız akşama varamayacak. Dayan bir güzel kız. Az daha dayan. Ha gayret.
Buldum. Otları buldum. Ha, getir. İyi gelir ha. İnşallah. İçirelim. Sen dur. Kız mahremimdir. Ben içiririm. Eyvallah. Hepsini içir. İç. İçir. Hadi iç. İyi olacaksın. İnşallah iyi olacaksın. Ne olacak şimdi? Bekleyeceğiz. İlacın kalanını da akşam içirelim. Tamam. İçti mi? Evet. Şifa olur inşallah. İnşallah. Hadi oyalanmayalım daha fazla. Karanlık basmadan yola koyulalım. Efendi, kapatıyoruz. Kardeşim bir 5 dakika ayırsanız. Acil satmak istediğim bir şey var. Bunu satmak istiyorum. Oo. Gel, gel. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, hayırdır Sermet? Artık gelmezsin sanıyordum. E geldik işte. Vallahi pek kıymetli bir şey değil bu. Ucuza gider. Hay Allah, değerli bir şeydi o. Babadan kalma. Vallahi efendi, buna kim değerli dediyse yalan söylemiş. Ben de para eder diye getirmiştim. Elimde bundan başka para edecek bir şey yok. Torunum hasta. Elimiz çok sıkışık. Ver bakayım amca. Torununa ne kadar lazım senin? 150-160 akçe olsa yeter. Bu saat bu kadar para etmez ama ben yine de sana vereceğim bu parayı. Maksat işin görülsün. Sevaptır. Al bakalım. Allah senden razı olsun evladım. Sen bana dar zamanımda yetiştin ya, Allah da seni darda bırakmasın. Allah amin amcacığım, amin. Vay, vay, vay. Bakıyorum da eski haline dönmüşsün. Sabah seni öyle barut gibi görünce korktum vallahi. Akşam vakti karlı bir iş yaptık. 500'den aşağı gitmez bu. Neyse, ben dükkanı kapatayım. Bir an evvel çıkalım. İyi, kapat da gidelim. Sonra da bir kahve içeriz.
Hayırlı akşamlar anacığım. Hoş geldin oğlum. Aç mısın? Yeni mi geldin eve anacığım? Ragıp Efendi'ye gitmiştim. Ismarladıklarını götürdüm, ancak geldim. Bohça burada. Ne oldu anne? Yoksa o Ragıp Efendi seni üzecek bir şey mi yaptı? Yok be oğlum, yok. Neden vermeden geldin o zaman bohçayı? Ben bir şeyler hazırlayayım, açsındır. Ne gizliyorsun sen benden? Belli bir şey olmuş. Evladım, üzüleceksin şimdi. Kötü bir havadis mi? Kumaşçıya gittim bugün malları teslim etmeye. Dükkana adımımı attım ki kimi göreyim? Leyla, annesi, dünürleri. Kadınları görünce Ragıp Efendi'ye veremedim malları, utandım. Zaten daha dün kadın beni bununla ezmeye çalışmış. Bir de üstüne mal getirdiğimi görsün istemedim. Kumaş bakacaktım deyip geçiştirdim. Leyla? Leyla da oradaydı. Nasıldı? Üzgün müydü? Onları görünce afalladım oğlum. Bakamadım ki kıza. Oradan çıktım, türbeye gittim. Uzun uzun dua ettim. Kavuşmamız için mi? Bu sevdadan vazgeçmen için. Neden? Neden vazgeçeyim? O da beni istiyor, biliyorum. Konuştum ben Leyla'yla. Oğlum, kötülüğün için değil. Kavuşamazsan bir ömür boyu için yanacak. Üzülme diye. Belki ben yanmak için sevmişimdir Leyla'yı. Belki bir ömür yanmaya razı olmuşumdur. Bir daha sakın böyle dua etme benim için. Sakın. Bir ömür yanarım demek dile kolay. Yaşa da gör. İyi misin? Çok şükür ateşin düşmüş. İyi misin? Beni duyabiliyor musun? İyi olacaksın, korkma. Çok uykum var. Önce şu ilaçtan biraz daha iç. Uyu şimdi. Kapat gözlerini. Kız iyi. İlaç işe yaradı. Allah'ım sana şükürler olsun. Yaptığın şey işe yaradı. Ateşi düştü. Kız gözünü açtı. Uyandı mı? Uyandı. İlacın gerisini de içirdim. Şimdi yine uyudu. Allah razı olsun kardeş. İnsanlık vazifesi. Hadi gelin, yemek hazır. Hadi. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun geldim. Dur, dur kardeş, düşeceksin. Buraya kadar geldim ya. Bundan sonra bana bir şey olmaz Allah'ın izniyle. İşte buraya kadar geldik çok şükür.
Ah benim güzel İstanbul. Havan, kokun, sokakların bile bir başka. Çok sağ ol kardeşim. Bizi buraya kadar sağ salim ulaştırdın. Sen olmasan daha yoldaydık. E sırtımızda taşımadık ya. Hakkını helal et. Bir gün sana borcumu ödemek isterim. Helal olsun. Ama bana borçlu değilsin. E sen de kızın hayatını kurtardın. Ödeştik. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Bize büyük bir iyilik yaptınız.